Şansları Kural Life TV olarak hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Doçent Doktor Ömür Günaldı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği'nin idari sorumlusuyum. Yaklaşık bir yıldır bu görevimi sürdürmekteyim. Hocam hipofiz adenomu nedir? Hipofiz adenomu hipofiz bezinden kaynaklanan, hipofiz bezinin kendi hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Hipofiz adenomu tek çeşit midir? Hipofiz adenomu aslında tek çeşit değil. Hipofiz adenomunun, daha doğrusu hipofiz bezinin içinde pek çok hücre grubu vardır. Yani bu hücre gruplarının içinden eğer hipofiz adenomu ya da bir hücre grubunun aşırı çoğalması söz konusuysa o grubun adenomu olarak adlandırıyoruz. Örneğin büyüme hormonu üreten hücreler çoğalıyorsa buna büyüme hormonu üreten adenom ya da akromegali, gigantizm diyebiliyoruz. Eğer kortizol üretmemizi sağlayan adrenokortikotropik hormon üreten hücreler aşırı salgılanıyorsa bu sefer buna kortikotrop adenom diyoruz. Bunlar çeşitli hücre grupları. Bunu çeşitlendirebiliriz. Yani tek çeşit adenom yoktur. Birkaç farklı grup adenom vardır. Hipofizden kaynaklanan başka tümörler var mıdır? Tabii, şimdi hipofiz bezinin kendi içinde, kendi hücre gruplarında tümörler olduğu gibi hipofizin komşu dokularından kaynaklanan tümörler de olabilir. Örneğin menenjiyomlar, yani beyin zarlarından kaynaklanan adenomlar ya da doğuştan, anne karnından bazı kalıntılar var. Bu kalıntılardan kaynaklanabilir. Radke cleft kisti dediğimiz ya da kraniofarenjiyom dediğimiz tümörler olabilir. Ya da germinom dediğimiz tümörler olabilir. Hatta vücudun başka bölgelerinden hipofiz bezine metastazlar olabilir. Kötü huylu kanserler olabilir. Ama bunlar hipofiz adenomu dışındaki tümörlerdir. İkisini çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Hipofiz adenomu bir kanser midir, korkmalı mıyız? Hipofiz adenomu bir kanser değildir. İyi huylu bir tümördür. Fakat çok nadiren hipofiz kanseri diye tanımlanan bir tanı var. Ben yaklaşık bu ameliyatla ilgili 600 vakam oldu. Bir tane bile kansere rastlamadım. Çok nadir görülen bir kanser türüdür. Hipofiz adenomu çok sık görülür mü? Herkes MR çektirmeli mi hocam? Hipofiz adenomu aslında çok sık görülür. Eğer sokaktan geçen herkesi MR çektirecek olsak, her 5 kişiden birisinde hipofiz adenomu vardır. Yani otopsi çalışmaları bunu göstermiş. Herkese MR çektirmemiz gerekiyor mu? Tabii ki gerekmiyor. Bunlar incidental ona dediğimiz, yani tesadüfen saptanmış hipofiz adenomlarıdır. Bunlar için herhangi bir tedavi bile gerekmez. Eğer hastada bir bulgu yoksa, tesadüfen saptanmış hipofiz adenomları için değil cerrahi tedavi, herhangi bir ilaç tedavisine bile gerek yoktur. Çoğunda takibe bile gerek yoktur. Onun için hipofiz adenomun var mı diye MR çektirmek isteyenlere gerek yok diyorum. Hipofiz adenomu olan hastalar mutlaka ameliyat mı edilmeli hocam? Hipofiz adenomu olan hastaların çok azında ameliyat gerekir. Yani az önce söyledim ya, çoğusunda takibe bile gerek yok. Bunlardan çok azında ilaç tedavisine gerek var. Daha da azında ameliyata gerek var. Bunların belli kriterleri var. Yani eğer hipofiz bezine ya da komşu dokulara ciddi bası varsa, hipofiz yetmezliği ya da hormon fazlalığı yapıyorsa, o zaman belli kriterlere göre endokrin uzmanlarıyla karşılıklı konseylerde görüşerek ameliyat kararı verebiliyoruz. Fakat hipofiz adenomlarının bazı tipleri var ki çok büyük boyutlara ulaşabilmesine rağmen bu hastalarda ilaç tedavisi verilebiliyor. Örneğin prolaktinoma dediğimiz bir hipofiz adenomu türü var. Bu kadınlarda hamilelikten sonra süt salgılanmasını sağlayan prolaktin hücrelerinden, prolaktin üreten hücrelerden kaynaklanıyor ve bu tümörler ilaç tedavisine çok iyi yanıt veriyor. Dolayısıyla bazen çok büyük boyutlarda bile ameliyat etmeden doğrudan ilaç tedavisiyle küçültme yoluna gidiyoruz. Ameliyat hangi yollarla yapılıyor?
Çok eskiden aslında bu ameliyatlar sadece kafatasını açarak belli bir bölgeden açık cerrahiyle yapılıyordu. Fakat mikroskobun keşfiyle bu gittikçe bu ameliyatın yüzdesi, yani açık ameliyatların yüzdesi azaldı. Geçen 10 yıla kadar, son 10 yıla kadar ameliyatlar mikroskopik olarak burundan, burun deliğinden ya da dudak altından girilerek yapılıyordu. Fakat son 10-15 yıldır endoskop bu alana girmeye başladı. Şu anda da endoskopik yolla tamamen kapalı burun deliklerini ve doğal sinüs boşluklarını kullanarak tümörün hemen yanına kadar yaklaşarak çok büyük büyütmelerde bu adenomları çıkarabiliyoruz. Nitekim komplikasyonları engelleme ve başarı oranını artırma konusunda endoskopik teknolojinin de gelişmesiyle çok büyük başarılar elde edebilmiş durumdayız. Hocam, ameliyatın riskleri nelerdir? Her ameliyatta olduğu gibi mutlaka anesteziye bağlı riskler olabilir. Kişinin kendi ek hastalıklarına bağlı, işte şeker hastalığı, kalp hastalığı, akciğer hastalıkları gibi hastalıklara bağlı anestezi komplikasyonları görülebilir. Bunun yanında cerrahiye bağlı riskler de olabilir. Örneğin her ameliyatta olduğu gibi kanama, enfeksiyon, sinir yaralanmaları, özellikle bu hipofiz adenomları beyne giden her iki şah damarı dediğimiz karotid arterler ile hemen üzerinde gözümüze giden optik sinirin arasında yer alıyor. 1 santimlik, 1,5 santimlik bir alan burası. Dolayısıyla ameliyat esnasında bu ana arterlere ya da onun dallarına veya optik sinire hasar verme olasılığı var. Fakat bu çok nadir. Örneğin benim şu ana kadar yapmış olduğum ameliyatlarda başıma gelmedi. İnşallah hiçbir cerrahın başına gelmez. Fakat bunlar çok nadir görülen olabilecek komplikasyonlarından birisi. Ya da beyin omurilik sıvısı fistülü, burundan akması, rinoar ediyoruz buna. Bununla ilgili komplikasyonlar olabilir. Bunun için de gerekli önlemleri zaten ameliyat esnasında alıyoruz. En sık gördüğümüz komplikasyon ise koku alma bozukluğu. Bu geçici dönem, özellikle 5-6 ay arasında görülebiliyor. Sonradan %98 oranında diyebilirim geriye dönüyor koku bozukluğu. Tabii ameliyat sonrasında burun içinden çalıştığımız, sinüslerden çalıştığımız için kısa bir dönemde olsa sinüzit ve buna bağlı baş ağrıları görülebiliyor. Bunların hepsi yönetilebilir komplikasyonlar. Fakat tümörün önemini göz önünde bulundurduğumuzda göze almamız gereken riskler bunlar. Ameliyat olan hasta kaç günde taburcu olur hocam? Normal şartlarda her şey yolunda giderse ameliyat ettiğimiz hasta ameliyattan 3 gün sonra taburcu ediliyor. Fakat bazen bu yatış durumu ameliyatın şekline, ameliyattan sonraki gelişim sürecine, komplikasyon olup olmamasına göre uzayabiliyor. İyileşme süreci nasıldır? İşine ne zaman dönebilir hasta? Aslında normal şartlarda hasta 15 gün sonra işine dönebilir. Fakat biz yine o iyileşme sürecini yarım bırakmamak adına bir aylık bir istirahat öneriyoruz. Sonrasında işine dönmesine müsaade ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bizim soracaklarımız bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Sağ olun. Teşekkür ederim.